Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bu videomda sizlere son zamanlarda herkesin konuştuğu fakat kimsenin nasıl yapıldığını anlatmadığı bir staking sisteminden bahsetmek istiyorum. Fint stakinginden bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda dediğim gibi çok fazla hype oldu. Çünkü aslında bakarsanız birçok kripto kullanıcısının beklediği çok önemli bir proje olan Monat projesinin airdrop yapacağı ve belli stakerlara dağıtacağı ile ilgili söylentiler dolaşıyor ve aslına bakarsanız airdrop camiasında söylentilerin %85'i gerçek çıkıyor. Bu yüzden de insanlar hızlıca staking işlemlerine başladılar ve sadece bu bahsettiğim proje nezdinde değil Solana ekosisteminde tokeni olmayan yüzlerce farklı uygulama var ve bu uygulamaların hepsinde bir airdrop potansiyeli var. Bu airdrop potansiyeli de aslına bakarsanız birazdan anlatacağım staking sistemine dayalı. Yani tek bir staking yaparak birçok farklı alternatif airdrop'a ulaşma ihtimalimiz var. Bu tabi kesin olan bir şey dil Deneme yanılmayla alakalı ve aslına bakarsanız boşta bakiyesi olan çoğu kullanıcının kesinlikle yapması gereken bir şey. Çünkü birazdan da göstereceğim. Fint token 0.15-18 seviyelerinden çok kısa bir süre içerisinde 0.30-0.40 seviyelerine kadar çıktı. Bu da aslında talebin ne kadar çok olduğunu bizlere gösteriyor. Hız kesmeden videoyu uzatmadan Fint Airdrop'un nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Evet ilk olarak Fint Airdrop'una girmek için bu vereceğim linke girmeniz gerekiyor ve lütfen normal kullanıcılar gibi Google'a bunu yazıp girmeye çalışmayın. Kesinlikle ya bu URL'yi yerimlerinize ekleyin ya da sürekli olarak videomun açıklama kısmına girip oradan girin çünkü biliyorsunuz bu sektörde çok fazla dolandırıcılık ve skem işlemi oluyor. Bu yüzden doğru adrese gittiğinizden kesinlikle ve kesinlikle emin olun. Ben dediğim gibi bu linki açıklama kısmında bırakacağım. Kesinlikle oradan tıklamayı unutmayın. Şimdi öncelikle Fint Network nedir diye bakacak olursak bununla alakalı çok fazla makale var. Fakat Chainlink neyse aslında Fint Network aynısı bir Oracle projesi ve de değerlenmesi çok potansiyel projelerden bir tanesi. Solana ekosisteminde bir oracle olarak çalışıyor ve şu anda Dune üzerinden incelediğimizde stake edenlerin sayısı dediğim gibi gitgide artıyor. Burada da gördüğünüz gibi net staker sayısı her geçen gün artıyor ve son bir hafta içerisinde 4000'li 5000'li sayılardan 90 binlere kadar ulaştı. Siz de bu ekosisteme bence dahil olmalısınız. Ben dahil olacağım ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. İlk olarak ne kadar parayla girmeliyiz diye soracak olursanız burada bir istatistik var. 100 Fint'ten az stakeleyen hesap sayısı 10.000'e 10 bine yakın. 100 ile 500 arasında stakeleyen 25 bin kişi var ve bu sayı aslında fin sayısı arttıkça gitgide gördüğünüz gibi düşüyor. Benim burada tavsiyem ben 1000 fintle gireceğim. Yani şu kategoriden dahil olmak istiyorum. 11 bin kişinin olduğu bir kategori. Eğer bütçeniz daha elverişliyse bu ivmenin ne kısaldığı bölümden yani 2000 5000'den itibaren de girebilirsiniz. Fakat dediğim gibi ben denemek istiyorum ve olayları görmek istiyorum. Bunun içerisinde bulunmak istiyorum. Bu yüzden dahil olmak istiyorum. Ben binden biraz daha fazla yani 1002 1003 fint ekleyeceğim için daha doğrusu şu kategoriye dahil olacağım. En fazla kişi de bu kategoriden giriyor gördüğüm kadarıyla. Fakat gördüğünüz gibi 100 hatta 1 milyonun üzerinde fint ekleyenler de var burada. Şimdi nasıl yapılacak işlemlerine gelelim. Öncelikle bir volta ihtiyacınız var ve ben bu video içerisinde Phantom Wallet'u kullanacağım. Phantom Wallet Solana ekosisteminde kullanabildiğiniz çok güzel verimli bir wallet uygulaması ve aslına bakarsanız MetaMask'ten çok çok farklı bir şey yok. Ne anlamda yok? Hesabınızı açarken yine 12 kelime oluşan bir gizli anahtarınız var. Bu anahtarla oluşturuyorsunuz. Bu anahtarı asla ve asla kaybetmiyorsunuz ki cüzdanınıza tekrardan girebilirsiniz. Hesabınızı oluşturduktan sonra extension üzerinden şu şekilde çıkıyor. Benim şu an yeni açtığım bir cüzdan içerisinde yok. Sizlere de bunu göstermek adına oluşturduğum bir cüzdan. Bu cüzdanın 12 kelimesini kaybetmedikten sonra bu cüzdan her zaman bize ait. Şimdi yapmamız gereken iki farklı alternatif var. Bunlardan ilki CoinMarketCap'ten de hepinizin görebileceği gibi şu 0.38 seviyelerinde ve market kısmına baktığımızda KuCoin, Gate.io, Kraken, Bin Giggs gibi farklı farklı yerler var. Bunların hepsinden alımınızı yapıp direkt cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Fakat cüzdanınıza gönderdikten sonra cüzdanınızdaki işlemleri onaylamak için bir fee ödeyeceksiniz. Bildiğiniz gibi bu fee de Solana cinsinden ödeyeceksiniz. Bu yüzden hem Solana göndermeniz gerekiyor ufak bir miktarda olsa hem de Fint göndermeniz gerekiyor. Birinci alternatifiniz bu. İkinci alternatifse tamamen bu cüzdanı Solana gönderip direkt Jupiter üzerinden bunu, bunun belli bir kısmını Fint'e çevirip belli bir kısım Solana içeride tutabiliyoruz. Ben bu alternatifi sizlere göster. İki farklı transaction uğraşmamak adına tamamen. Ben GTO üzerinde withdraw sayfasına geldim. Solana çekmek istediğimi söyledim. Adres girmem gerektiğini söylüyor. Phantom üzerinde şurada gördüğünüz gibi Solana cüzdanım yer alıyor. Bu Solana cüzdanını kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve A olarak Solana'yı seçiyorum. 6.5 sol gibi bir gönderim yapacağım. Hemen sonraki diyorum. Verification işlemlerimi yapacağım. Ve kısa bir süre içerisinde cüzdana Solana'larım gelecek. Evet gördüğünüz gibi 6.5 Solana Phantom cüzdanıma ulaştı. Hemen hız kesmeden Jupiter üzerinde giriyorum ve bu URL'i de sizlere açıklama kısmında vereceğim. Öncelikle bir cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Phantom'ı seçiyorum. Phantom cüzdanımı bağlıyorum. Ve ortalama 1000'in üzerinde bir sayıyla giriş yapmak istiyorum. Ve altı solana 1300 civarı bir finte denk geliyor. Ben de bu sayıyı onaylıyorum. 0.5 de cüzdanımda filer olarak kalmasını istiyorum. Hatta garanti olsun diye 5.7'lik bir swap işlemi yapacağım. Karşılığında 1260 adet fint alacağım. Hemen swap'e basıyorum. Phantom üzerinden onaylıyorum. Burada gördüğünüz gibi ufak bir A ücreti bunun için kesinlikle cüzdanımızda solan olması gerekiyor. Hemen bu işlemi onaylıyorum ve işlemin tamamlandığını söylüyor. 1230 adet fint şu an cüzdanımda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi hız kesmeden staking sayfasına geri geliyorum. Sizlere açıklamalar kısmında verdiğim hemen yine select bullet diyerek phantom'umu seçiyorum ve bağlıyorum. Staking.fint.network'e bağlan diyorum ve hesabımız tamamen bağlanmış oluyor. Burada hatta yeni gelen bir özellikle fint profil üzerinden EVM cüzdanlarımızı bağlayabildiğimiz bir kısmın geldiğini söylüyor. Bunu hemen yeni sekmede açıyorum. Burayı da kullanacağız. Close diyorum ve stake kısmına gelerek elimdeki bütün balansın tamamını içeriye stake ediyorum. Yine ufak bir fee alıyor bunun karşılığında. Onayla diyorum ve çok kısa bir süre içerisinde buradaki stake it kısmına benim 1230 adet fintimin geldiğini görüyoruz. Ufak tefek fee ücretlerini de ödedim ve içeride de 0.8 gibi bir solana bıraktım şu an için. İçerideki solana miktarı hayli hayli yetecektir ilerideki işlemler için. Fakat garanti olması açısından tutuyorum. Stake bıraktım. Bu saatten sonra yapmam gereken tek bir işlem kaldı. Daha sonrasında profil kısmına girdiğimizde burada bir EVM adresi soruyor. Yani merkeziyetsiz bir cüzdanımızın adresini buraya girmemiz gerekiyor. Burada isterseniz şu an oluşturduğunuz bu cüzdanın içerisindeki Ethereum adresini de verebilirsiniz veya kullandığınız başka bir Ethereum ağında bir cüzdanınız varsa MetaMask cüzdanınız da olabilir. Onu da verebilirsiniz. Bunu istemelerinin sebebi de yüksek ihtimalle airdropların gönderilebileceği ve claimlenebileceği hesaplarla alakalı. Ben şahsım adına buraya MetaMask hesabımın cüzdan adresini yazıp submit diyeceğim ve yapmam gereken bir şey kalmayacak. Burada governance kısmına geldiğiniz zaman ve Phantom hesabınızı bağladığınız zaman oy verebileceğiniz farklı farklı etkinlikler gözüküyor. Çünkü siz de artık bu DAO'nun bir parçası olduğunuz için sizin oylarınızla bir şeyler belirleniyor. Burada oy işlemlerini de yapabilirsiniz fakat önemli bir şey olursa ben bunu zaten sizlere Twitter üzerinden paylaşıyor olacağım. Pin staking ile ilgili yapmanız gerekenler şimdilik bu kadar. Yeni bir gelişme olursa, yeni bir güncelleme olursa, yapmanız gereken bir şey olursa bunun tabii ki de videosunu çekeceğim. Ama daha hızlı ve atik olmamız gerekirse ekranın sol alt kısmında bulunan Twitter ve Telegram adresimden beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü oralardan daha hızlı bir şekilde sizlerle iletişim kurabiliyorum. Sizler de bu videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu aşağıdan beğenmeyi ve yorumlar kısmına bir yorum bırakmayı unutmayın. Telegram grubuma da gelmeyi kesinlikle unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.